Sait Erol Tanrı. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون من الجنة والناس ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Paranormal Ofis Sait Erol Tangut. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ruhsal Danışmanlık Merkezi Paranormal Ofis. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Paranormal Ofis. Sait Erol Tanrı. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Doğru dua, doğru tövbe. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Şimdi biliyorsunuz ki şeytanın, değerli kardeşlerim, en büyük tuzağı kalbe şüphe ve vesvese vermek. İkinci büyük tuzağı ise kalbe verdiği korkulardır. Şimdi bir takım kardeşlerimiz bizleri arıyorlar, seansa geliyorlar.
Ve takipçilerimizden de ki 10 milyon kişi izlemiş videolarımızı. Bu arada hepinize teşekkür ediyoruz. Takipçilerimizden de gelen yoğun soru şu. Hocam tövbe ediyoruz, işte arınamıyoruz, tövbemizi yapıyoruz fakat işte burada bu mu var, şurada şu mu var diye sıkıntılar yaşıyorlar. Vesvese ile ilgili öncelikle şunu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Vesvese her insanoğlunun kalbinde, tam burada, lümme-i şeytaniye dediğimiz, şeytanın bir mikrofonundan, şeytanın konuşması ile gerçekleşen bir his ve duygudur. Ve Ademoğlunun dünyadaki sınavında, dünyadaki sınavımızda Rabbimiz her insanda bir cin yaratmaktadır. Ve her insanın bir cini vardır. Bu cinin bulunduğu yer kalpte lümme-i şeytaniye dediğimiz şeytanın mikrofonundan konuştuğu noktadadır. Yani bir çip var. Hepimizde bir çip var. Çipin ismi lümme-i şeytaniye. Şimdi biz nefisle, nefsimizle sınanırız. Nefis sürekli kötü olanı arzu eder. Sürekli kötü olanı ister. Namaz kılmak istemez, ibadet etmek istemez, kulluk etmek istemez. Biz nefsimizi zaman zaman oruç tutarak, zaman zaman zikir yaparak, Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ettirip, boyun eğdirerek biz nefsimizi terbiye etmeye çalışırız. Fakat nefis terbiyemizi tam gerçekleştirmez isek, lümme-i şeytaniyedeki şeytanımız bizim nefsimize biner ve ebedi hayatımızın mahfına çalışır. Buraya kadar bunu biliyoruz. Peki, abdest alıyoruz. Aldık abdestimizi. Lümme-i şeytaniyedeki şeytan konuştu ve bize dedi ki, abdestin olmadı. Gittik bir kez daha abdest aldık. Ne oldu burada? Allah'ın emrettiği için abdest aldık, geldik. Fakat şeytanın bize verdiği vesvese ile ikinci kez abdest aldık. Yani şu oldu arkadaşlar. Birinci aldığımız abdesti Allah için ama maalesef ikinci aldığımız abdesti de şeytan için almış olduk. Allah muhafaza. Böyle bir abdest yok. Elimizi yıkadık. 3 kere. Şeytan vesvese verdi. Lümme-i şeytaniyeden konuşur. Bakın musallat ayrıdır. Harici bir şeytanın bedene girip musallat olması ayrıdır. Lümme-i şeytaniyedeki şeytanın vesvese verip bizi ele geçirmesi farklıdır. Lümme-i şeytaniye kalenin içten fethine çalışır. Musallat yani şeytan musallatı ise beden kalemize, ruh kalemize harici bir saldırı ile giren şeytan demektir. Bunları birbirinden tefrik etmemiz gerekiyor. Namaz kıldık. Şeytan dedi ki lümme-i şeytaniyeden namazın olmadı Erol dedi. İkinci rekatta sen zamm-ı sure okumayı unuttun. Tekrar kıl. Biz bu vesveseyle amel edemeyiz. Bu bir şüphedir. O zaman ikinci kez namazı tekrar kılarsak şeytana kılmış oluruz. Namaz içinde hatırlarsan o zaman gidersin seyir secdesi yaparsın. Yani Allah'a yaptığımız ibadetin içerisinde şeytan müdahale edip bizim iman ve İslam noktasındaki hassasiyetimizi kullanarak, bakın hassasiyetimizi kullanarak bize vesvese verir ve kalbimize korku verir. Ve biz bu korkuyla amel edemeyiz. Çünkü Müslüman demek Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan insan demek. Ve tövbe meselesine geldik. Şimdi arkadaşlar, tövbede vesvese çok önemli bir noktadır. Tövbe yaparken de vesveseye kapılıyorsunuz. Şeytan sizin tövbeyi nasuhla, tam dönüşünüzde kalbinize aynı
abdest alırken, namaz kılarken, ibadet ederken verdiği vesveseyi veriyor ve diyor ki tövben kabul olmadı Erol. Ve sen tekrar tövbe ediyorsun. Yine diyor ki sen daha mükemmel tövbe etmelisin. Bu sefer El Mütekebbir ismiyle sizi şirke sokmaya çalışıyor. Tekrar bir daha tövbe yapıyorsun. Olmadı, tekrar daha işten yapmalısın diyor. Birinci tövbeyi Allah'a yaparken daha sonra yaptığınız tövbeleri haşa ve kella şeytana yapmış olursunuz. Çünkü Allah'ın istediği sizden bir tövbe, Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüğünde 100 kere la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demedi. Bir hata yaptı, balığın karnına düştü. Balığın karnındaki asitler onu yakmaya başladığında hatasını anladı. Ve dedi ki, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Allah'ım senden başka ilah, senden başka kurtarıcı, senden başka medet veren yok. Ben nefsime zulmettim dedi. Ve Allah onu kurtardı. İnanarak ve kalben hatamızı ve kusurumuzu bilip, kalbi pişmanlık ile Ya Rabbi ben nefsime zulmettim, ben kendime zulmettim, ben bedenime zulmettim, ben ruhuma zulmettim, sana geldim ve bu işlediğim günahlarımdan tövbe ettim demeniz dahi yeterlidir. O yüzden değerli kardeşlerim, tövbede kesinlikle vesveseye düşmeyin. İbadetlerinizde vesveseye düşmeyin. Abdestinizde vesveseye düşmeyin. Kulluğunuzda vesveseye düşüp kesinlikle vesvese ile amel etmeyeceğiz. Bu önemli bir mevzuydu. Şimdi lümme-i şeytaniyeye gelince, kalbinizde bu vesveseyi verdiğinde size abdestte, namazda, taharrette, temizlikte, tövbede ve dualarınızda vesveseyi verdiğinde esasen bu vesveseyi vermesinin sebebi sizin Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmenizi sağlamak içindir. Bakın dikkat edin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmenizi sağlamak içindir. Çünkü şeytan Allah'ın rahmetinden ümit kestiği için şeytan olmuştur. Burada rahmetten ümidi kestiğiniz anda lümme-i şeytaniyede şeytan bir nokta mikrofon iken bütün bedeninize yayılır ve sizin bir rahmetten ümit kesmiş ruhen ve bedenen şeytana dönüşmenizi sağlar. Yani kaleyi içten fetheder ve siz bunu harici bir musallat zannedersiniz ve hataya düşersiniz. Bu harici bir musallat değildir. Yani yerine getirilmeyen bir adaktan, miras üzerine okunan bir laletten, anne babanın yaptığı bir bedduadan bir musallat veya yetimin hakkını yiyip de yetimin yaptığı ah ve intizar ile gelen bir musallat değil. Sizin kalben şüphe ve vesveseye düşüp ibadet ve dualarda mükemmeliyetçiliğe girip mükemmel ibadet yapmalısın, mükemmel tövbe yapmalısın deyip o mükemmelliği yakalayamayacağınız nedeniyle Allah'ın rahmetinden ümit kesip sizin lümme-i şeytaniyedeki şeytanın bütün beden ve ruhunuzu ele geçirerek sizi şeytana çevirmesidir arkadaşlar. Yani şeytanın kaleyi içten fethetmesidir. Şimdi yaptığınız dua ve tövbelerin kabul olmamasının sebebi nedir biliyor musunuz? Dua ve tövbeleri yaparken, ibadetleri yaparken siz vazife-i ilahiyeye karışıyorsunuz. Yani Allah'ın vazifesine karışıyorsunuz. Yaptığınız dua ve ibadetleri kabul edecek kimdir? Tabii ki Allah. Celle Celaluhu. Yaptığınız tövbeleri kabul edecek kimdir? Tabii ki Allah. Celle Celaluhu. Siz yaptığınız ibadette, duada ve tövbelerde vazifenizi yapacaksınız, vazife-i ilahiyeye geçmeyeceksiniz, karışmayacaksınız. O tövbe ve dualarınızın kabul makamına kendi nefsinize oturup da
kendi yaptığınız dua, tövbe ve ibadetleri kendiniz kabul etmeye çalışırsanız şeytan olursunuz. Çok basit bir tuzaktır. Fakat şeytanın cahil insanlarda, bilmeyen insanlarda çok kolay kullandığı bir tuzaktır arkadaşlar. O yüzden tövbe ve duamızı yaptığımızda, ibadetlerimizi yaptığımızda biz dergah-ı ilahiyeye tevhid hakikatıyla ve teslimiyet sırrıyla ibadetimizi, duamızı, tövbemizi teslim ederiz ve Allah'a güveniriz. Gerisini düşünmeyiz arkadaşlar. Burada İslam'ın temelinden zıt bir görüş aslında bu. Eğer rızkı Allah'ın verdiğine biz inanıyorsak, o halde rızkımızı bir insanın kesemeyeceğine de inanmamız gerekiyor. Eğer ki bir insan bir insanın rızkını bir büyüyle veya muskayla kesebiliyorsa, o zaman bu bizim inancımıza ters. Rezzak olan Allah diyoruz. Evet. Böyle bir İhbar telefonlarımız 0555 465 8467 0542 465 8467 0546 465 8467. Tövbe-i Sayık kitap sipariş hattımız 0541 850 84 67. Şeytanların insanlara musallat olduğuna dair insanlar geliyorlar biz. Hocam diyorlar bana cin musallat oldu, şeytan musallat oldu. İşte ben görüntüler görüyorum, halüsinasyonlar görüyorum. Fakat işin enteresanı Türkiye'de büyük bir sektör haline gelmiş bu. İnsanlar büyücülere, cincilere, medyumculara, rukyecilere gidiyorlar ve insanlara onlar muska veriyorlar. Diyorlar ki bu muskayı takın, bundan şifa bulacaksınız. Evet. Bu muska sizin rızkınızı açacak. Bu muska senin kısmetini açacak. Tamam, muska dedim. Ve bize gelenlerden, biz o muskalar bize gelen insanların boyunlarından aldığımız... Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukba bin Amir el-Cuhani radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9'uyla beyatlaştı ve birinden el çekti. Dediler ki, ya Resulallah, 9'u ile beyatlaştın. Bunu neden terk ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime, muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur. Ama asıl o getirenler... Bakın işte canlı yayında evimde muska buldum, ne yapmalıyım? Hocamız 200'e yakın muska getirdi canlı yayına sevgili seyirciler. Şimdi bunların hepsi birer muska sevgili dostlar. Canlı yayında muskaları gördük. Peki hocam bu muskayı getirenler size niye getirdi? Sizden ne talep etti? Siz onlara ne söylediniz? Buyurun. Hocam bu muskayı getirenler bize bu sorun için sorun yaşadığında gittiği hocalardan aldığı muskalar bunlar. Evet. Yani bir medyuma gidiyor, bir cinciye gidiyor. Hocam diyor ben şifa bulmak için. Onlardan almış muskayı. Tabii onlardan alıyorlar. Yoska akrabaları ya, evinde yapmamış bulmuyor. Yani. Hayır evinde bulduğu yapmamış. Muska yok. Tamam. Hocalardan aldığı muskalarla geliyorlar. Hocam diyorlar bana bu büyü yapılmış, bana sihir yapılmış, benim kısmetim bağlanmış. Boynumda muskayla geliyor. Siz onlara ne söylüyorsunuz? Biz diyoruz ki onlara Kur'an'da insanlara büyü ile veya sihir ile bir cinin musallat olacağına dair bir ayet var mı? Evet. Veya hadis-i şeriflerde büyü ve sihirle insanlara cinlerin musallat olacağına dair bir ayet ya da hadis var mı diyoruz. Evet. Yok. Peki size bir bela isabet etti, bir musibet isabet etti. Hiç Kur'an'a baktınız mı? Yani Kur'an-ı Kerim'de insanlara gelen belaların ve musibetlerin sebebi büyü müdür, sihir midir? Böyle bir şey var mı diye soruyoruz. Evet.
Ve biz alimlerle de bu konuda ciddi manada istişareler yapıyoruz. Diyor ki Kur'an'da mesela şu ara 221 bir ayet-i kerime var. Genelde büyü yapıldığına inanan insanlarda şöyle bir görüş vardır. Hocam bana cin musallat oldu. Evet, beni bana, cin musallat beni oldu. Beni cin diyor. Çarptı. Böyle bir şey var mı? Var. Cin tabii var. Var. Kur'an'da cin böyle var. Böyle bir şey var. Yani böyle bir şey var. Fakat Kur'an'da bu ayet-i kerime diyor ki hel üne şeyatin, şeytanların kime ineceğini size şeytan demek, şeytanlar biliyorsunuz dünyada Adem Aleyhisselam'ın dünyaya inişiyle beraber insanların saptırılmasıyla görevli varlıklar. Cinler ise bu şeytanların zürriyetleri. Peki bunların diyor kime ineceğini size haber vereyim mi? Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Bakalım büyüye büyüyle mi iniyorlar? Veya sihirle mi iniyorlar? Veya nazarla mı iniyorlar? Neden iniyorlar? Tenezzülü alâ külli efâkin esim diyor. Efâkin esim. Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler diyor. Yani kişi diyor ki hocam bana büyü ve sihir yapılmış. Evet. Geliyor bize. Fakat diyoruz ki biz ona ayet-i kerimede Kur'an'da şeytanların kime ineceğini haber verirken onlar günaha ve iftiraya düşkün olanlara iner. Sen şimdi bana büyü yapılmış derken bir yakınla, bir akrabana, bir dostuna bir iftira ediyorsun. Çünkü gözünle görmedin. Ondan dolayı. Evet. Yani bu çarpılanlar... İftira etmek çok büyük günah. Tabii tabii. Yani iftiracıya iner diyor ayet. Ve siz büyüye inanarak, size büyü yapıldığına inanarak aslında karşı tarafa iftira ederek çarpılıyorsunuz. Çünkü ayeti kerime diyor ki onlar günaha ve iftiraya düşkün herkese musallat olur diyor. Vay be. Düşkün olanlara. Yani hocaya gittiğinizde diyor size hoca, size, sana diyor büyü yapılmış. İnanıyorsunuz, muskayı alıyorsunuz, boynunuza takarak bu inancınızı teyit ediyorsunuz. Ve bu şekilde çarpılıyorsunuz. Müzik